Cumhuriyet'in kurucuları İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı değerlendirdi. Başkan Doğan, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin önemine değindi. hani o Boğazlar Kanunu önemli değildi diyenler, gerekirse kaldırırız diyenler. Bugün bakıyorum da o kanunlara sığınıyorsunuz. Savaşan ülkelerin gemilerine karşı o yapılan anlaşmanın maddelerinden yola çıkarak tarafsızlığınızı sağlayabiliyorsunuz. Bunun farkındasınız değil mi? Eğer o olmasaydı bugün hem Ukrayna ile hem Rusya ile düşman olurduk. Birinci Dünya Savaşı'na girişimizi bir hatırlayanlar, okuyanlar varsa bilirler. Biz Almanya'nın o boğazları kullanarak gidip Rus sınırlarına attığı top mermileri sonrasında savaşa girmek mecburiyetinde kalmıştık. O gün böyle bir anlaşmamız olsaydı o gemiler oraya giremezdi. Gelinen noktada dünümüzde yapılan anlaşmaları, dünümüze olan sevgimizi, saygımızı kaybetmememiz gerektiğini bir kez daha hatırlamış olduk Rusya-Ukrayna Savaşı ile. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda saldırgan bir başka ülkenin topraklarını, toprak bütünlüğünü tanımayan, onlara saldırgan bir Rusya'yı görüyoruz. Bunun karşısında Ukrayna şu an kendi topraklarını savunur durumda. Sonuçta dün birlikte yaşayan bu ülkeler çıkar meselesi olunca savaşabiliyorlar. Demek ki biz komşularımızla ilişkilerimizi hiç bozulmayacakmış gibi de değil, hemen bozulacakmış gibi de dizayn etmemeliyiz. Ülkemizin çıkarı neye gerektiriyorsa onu yapmamız lazım. Doğan, Rusya'nın saldırgan bir politika izlediğini dile getirirken, Türkiye'nin komşu ülkeler ile ilişkilerini savaştan ders alarak yönetmesi gerektiğini kaydetti. Umudumuzu yazın gelecek turistlere bağlamışız. Bizim turizmimizi canlı tutan en büyük nüfus hareketi Rusya ve Ukrayna'dan. Böyle devam ederse yıkılmış, yakılmış bir Ukrayna'dan ne kadar turist gelir bilmiyorum. Rusya'dan ne kadar turist gelir bilmiyoruz. Bu sebeple barışın hemen bir an önce yapılmasına katkı sunmalıyız. Bu konuda yapılan çalışmaları biraz daha artırmalıyız. Şimdiden o ülkelerin turizmine yönelik ön anlaşmalar yapmalıyız. Ve bir ileri boyutu, barışın hemen sonrasında yıkılan Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında müteahhitlerimiz görev alması için ellerinden geleni hemen yapmalılar. Kendi haline bırakırsak başka ülkelerin müteahhitleri oralara girer ve bizden daha önce oraları sahiplenirler. Tekrardan söylüyoruz ki komşularla ilişkilerimiz çok üst düzeyde olmalıdır, iyi olmalıdır ama bu hiç bozulmayacakmış gibi de rahat etmemeliyiz. Huzurlu huzurlu gezmemeliyiz. Hep dikkatli, hep gerekli tedbirleri almış bir vaziyette olmalıyız. Temennimiz çevremizde hiç savaşın olmaması, olan savaşların da bir an önce bitirilmesi. Hemen güneyimizdeki Suriye konusunun da şu an sessiz olduğuna bakmamak lazım.